Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vestel'in şöyle küçük bir model tablet bilgisayarı neymiş bunun modeli? VTAP 1041 serisi model bilgisayarlara nasıl format atacağımıza dair bilgi vereceğim. Tabletimizin bu bilgisayarımızın format atılabilmesi için ihtiyacınız olan şey bir UEFI içeren bir flash bellek hazırlamak arkadaşlar. Bu flash belleği önceden hazırlayacaksınız. Videolarımız içinde Rufus ile UEFI modda Windows U seviyesi nasıl hazırlanır bulunmakta. Oradan bakabilirsiniz. Tabletimize Windows 10 kuracağız ve UEFI kuracağız. Tek şart bu arkadaşlar. Siz de Windows 10'un UEFI'li bir modelini mutlaka kurmanız gerekiyor. Tabletimin kendi orijinal U seviyesine şuraya görmüş olduğunuz yeri U seviyemi taktım. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Başlatır başlatmaz şuradaki ESC tuşu var. Bakın. ESC tuşuna bastım. Karşıma BIOS ekranı gelecek. Bu BIOS ekranında yapmamız gereken şey ilk olarak Advanced menüsü pardon Security menüsüne geliyorsunuz. Security menüsündeki Security Boot menüyü disable yapın. Şuradaki Security Boot'u disable yapın. Security Boot modu da custom yani seçilebilir yapın. Bu ikisi çok önemli. Nerede bu? Security menüsündeki Security Boot menüsü. Bu ikisini yaptınız. Ardından Boot menüsüne geliyorsunuz. Burada UEFI Hard Disk Drive yazan yere geliyorsunuz. Ona Enter'a basıyorsunuz. Buradan tekrar Enter'a basıyoruz. Pardon, yanlış yere tıklamışız. Şu alttaki UEFI USB-K yazan yere girmeniz lazım. Oraya geldiniz. Enter'a bastınız. Boot Option yazan yerde birinci sırada zaten flash belleğimi gördü. Sizdeki marka neyse onu görecek. Burada flash belleğimi gördüğünden emin oldum. Daha sonra Boot Option 1 yazan yere gelip Enter'a basıp buradan flash belleğimi seçeceksiniz arkadaşlar. UEFI Toshiba Trans. Benimki Toshiba olduğu için Toshiba yazdı. Bunu birinci sıraya getirdik görmüş olduğunuz gibi. Kaydedip çıkıyoruz. Kaydet çıktıktan sonra cihazımız, bilgisayarımız USB bellekle, flash bellekle başlayacak. UEFI USB'lerde bazen kurulumda bu tür ekranlar gelebilmekte. Ekran kartıyla mı ilgili bilmiyorum ama birçok bilgisayarda böyle bir ekran bozukluğu oluyor. Orayı takmayın. Burayı hemen geçiyor zaten cihazımız. Şu anda kurulum ekranının gelmesini bekliyoruz. Ne yaptık? Bilgisayarımıza USB'mizi yukarı tarafa taktık. Klavyeye takmadık. Bazen hassas oluyor. Görmüyor oraya. Cihazımızı yeniden başlattık. Yeniden başlattıktan sonra ESC tuşuna bastık. BIOS menüsüne geldik. Security'deki ayarı yaptık. Boot'taki ayarı yaptık. Birinci sıraya USB'yi aldık. Ve görmüş olduğunuz gibi kurulum ekranı geldi. Burada bir önemli husus. Kurulum ekranını yatay ekranla yapamıyorsunuz. Daha ki ekran Windows'u kurulumu bitirdikten sonra bilgisayar bütün driver'larda kurduktan sonra ekranımız yine tekrar şöyle bilgisayar moduna geçiyor. Bu ekranda durması sizi yanıltmasın. Driver'ları kurduktan sonraki biraz sonra benim çekeceğim videolarda göreceksiniz. Ekranımız yine bilgisayar normal haline gelecek. İşte görmüş olduğunuz bir kurulumumuz geldi. Buradan artık şey algılanmıyor tabii burada. Ne yapacağız? Burada bir USB fare takmanız gerekiyor. USB fare ile buradaki kurulumlarda yaptıktan sonra biraz sonra bitirdikten sonra driver bölümüne geçeceğiz. Oradaki anlatımlarıma göre de driver'larınızı kurup bu bilgisayara temiz bir format atmış olacaksınız. Kolay gelsin. Birazdan bitince tekrar driver yüklemesinden beraber buluşacağız. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın format işlemi bitti. Şu anda format sonrası sürücüleri yani driver'ları yükleme işlemine geçeceğiz. Tabi bilgisayarımız maalesef bu işlemlerden önce ekran kartını tanıtmadığımız için şöyle dik vaziyette tablet modunda durmakta. Biz driver'larımızı tanıttıktan sonra normal bilgisayar moduna alacağız bilgisayar şeklinde. Klavyesi aşağı gelecek şekilde duracak. Ben videomuzun açıklama kısmında bu iş için size bir link vereceğim. Burada şu görmüş olduğunuz driver'ları toplu halde görebileceksiniz. Şimdi driver yüklemesine geçelim. Bilgisayarımızın formatını attık. Driver'larını indirdik. Bir klasöre çıkarttık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben bu klasörde driver'ın toplu halde olan klasörü dosyayı size açıklama kısmında, videomuzun açıklama kısmında da vereceğim. Bu driver dosyası mevcut çalışan bir VTAP 1041 modeline ait bir dosya. Oradan yedeklemesini yaptık ve sizlere sunduk. Umarım hepsini tanıtabileceksiniz.
Tanıtabilmek için dosyamızı burada masa üstüne indirdik. Klasöre çıkartıyorsunuz. Kesinlikle klasöre çıkartıyorsunuz. WinRAR yükledikten sonra bu şekilde tek tek hepsini ayrıca bir klasöre çıkarttık. Ardından şuradaki bilgisayarım simgesini sağ tuş tıklayıp özellikler diyorsunuz. Bilgisayarım simgesi yoksa masa üstüne çıkartın onu da. Sağ tuş özellikleri tıkladıktan sonra açılan pencerede aygıt yöneticisine tıklıyorsunuz. Sizin aygıt yöneticisi sağ tarafta olabilir yeni sürüm olursa Windows 10. Açılan aygıt yöneticisi penceresinde şurada tanıtılmayan driver'ları liste halinde görüyorsunuz. Bunların kurulumunu nasıl yapacağız? Driver'ların içine girip setup'tan exe'den tek tek tıklamaya gerek yok. Hemen açılan bu aygıt yöneticisi penceresindeki bilinmeyen aygıt en üsttekine tıklıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru gideceğiz. İki kere tıkladık. Sürücüyü güncelleştir diyoruz. Bilgisayarımdaki sürücülere göz at dedikten sonra şuradaki göz at sekmesinden şurada masa üstündeki şu klasörü seçiyoruz. Bu klasördeki en üstteki klasör ismi seçili olacak arkadaşlar. Şuradakilerden herhangi biri seçili olmaması gerekiyor. En üstteki klasör ismini seçtikten sonra tamam diyorsunuz. Ardından ileri diyorsunuz. Cihazımız mevcut olan driver'ı klasör içerisinden INF dosyası üzerinden bulup şimdi yükleyecek. Şu anda yüklüyor. Daha sonra başarıyla yüklendi diye bir uyarı verecek. Bunu gördüğünüzde bu driver'ın tanıtıldığı anlamına gelecektir. Böyle tek tek bu arka plandaki driver'ları yükleyeceksiniz. Bazılarına tamam ya da kapat dedikten sonra otomatik olarak bilgisayarınız yeniden başlayabilir. Önemli değil. Her seferinde her driver'ı şuradaki listedeki bütün driver'ları bu şekilde kurup başlayacaksınız. Driver yükleme işi de böyledir arkadaşlar. Kolay gelsin. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar cihazımızın bütün driver'ları yüklendi. Normal ekranda tekrar normal haline laptop haline döndü. Şöyle göstermek istediğimde driver yüklemesi biraz uzun sürüyor ama tek 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 yapın. Arada bir yeniden başlatın. Böyle görmüş olduğunuz gibi şu anda bakın dokunmatiği de çalışıyor. Yani dokunmatikle ilgili de bir problem yok. Wireless internetim de bağlı. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi wireless de bağlı. Ses görmüş olduğunuz gibi ses de çıkıyor. Bütün özellikleriyle kullanabiliyorum. Ben size bu dosyayı, bu driver dosyasını tek bir dosya haline getirip videomuzun açıklamasında paylaşacağım. Burada setup'lı değil daha önce anlattığım şekilde. Hepsini sürücüyü güncelleştir diyerekten, göz at diyerekten masa üstündeki dosyaları yükleyeceksiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.